Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kur'an'ın lafzında olduğu gibi manasında da camiyet var. Bu da ayrı bir mucize. Bu manasında camiyet olması ne demek? Bunu izah edebilir misiniz? Evet, ya manasında genişlik var. Evet. Az lafızla çok manalar ifade edilmiş. Hı hı. Bir de ele aldığı meseleler itibariyle çok farklı meseleler ele alınıyor. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim çok değişik insan gruplarının her birinin ihtiyacına cevap veriyor. Evet. Mesela burada ilgili bahiste müştehitler, arifler, vasıllar, kamiller, muhakkikler diye Kur'an'a muhatap olan İnsanların bazı zümreleri nazara verilmiş. Müştehit dediğimiz sıradan bir insan değil. Evet. Müştehit, ayet ve hadislerde var olan hükümlerden hareketle, oralarda doğrudan olmayan meselelerinde hükümlerini ortaya koyan kişi, içtihat yapan kişi. Evet. Yani nedir? Mesela Kur'an-ı Kerim'de içkinin haram olduğu anlatılmıştır. Ama günümüzde yeni yeni içki türleri var. O zaman 14 asır evvelinde bilinmeyen içki türleri. Peki bu yenilerde haram mıdır? İşte müştehit bunun araştırmasını yapıyor. Ve netice itibariyle sarhoşluk veren her şey haramdır. Azı, yani çoğu eğer haramsa. Çoğu haramsa ve sarhoş ediyorsa azı da yine haramdır. Bu şekildeki delillerle Kur'an'daki manayı daha böyle genişletmiş oluyor, açmış oluyor. Bunlar kapasiteli insanlar ve Kur'an-ı Kerim'de nerede ne var çok iyi bilen, değerlendirebilen insanlar. Onlar kendi sahalarıyla alakalı her şeyi Kur'an'da bulduklarını ifade ediyorlar. Öte yandan arifler, arifi billah diye daha çok ifade edilir. Evet. Kur'an-ı Kerim baştan sona Allah'ı anlatıyor. Ve Allah kendini anlatıyor, öyle ifade edelim. Kelamullah olması cihetiyle. Doğru. Arif olan bir kimse, Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda Rabbini daha iyi tanıyor. Ve vasıllar, hakikate ulaşan, vasıl olan kişiler. Malum felsefe daha çok bir arayıştır. Doğru. Ama gerçeğe ulaşamayabilirler. Vasıllar ise ulaşmış olanlar. Kur'an'dan hareketle. Için. Onlar işte Allah'ı bulmak, Allah'ın marifetine, muhabbetine ermek, böyle ruhani zevk edebilmek gibi onları bulabilmiş insanlar. Bunlar da yine Kur'an-ı Kerim'e müracaat ettiklerinde aradıklarını buluyorlar. Kamil insanlar, yani her insan kamil değildir. Evet. Çekirdek gibi düşünün. Çürük çekirdekler de var ve kapasiteli çekirdekler de var. Çürük olanlardan bir şey çıkmıyor. Ama kapasiteli olanlar büyük ağaç haline gelebiliyor. Kamil insan dediğimizde manen terakki etmiş, yükselmiş, insanlığın hakikatını elde edebilmiş kimseler. Ve bu kamil insanlara bakıyoruz, Kur'an bize yetiyor diyorlar. Öte yandan muhakkikler, yani işin hakikatını araştıran, tahkik eden, delillerini araştıran kimseler. Bunlar da yine Kur'an-ı Kerim'e muhatap oluyorlar ve aradıklarını orada buluyorlar. İşin hakikatini orada görüyorlar ve kainatın Kur'an'ın anlattığı tarzda olduğunu ve Kur'an'ın hem şu imkan alemine bakan hem vücub alemine bakan beyanatında el-hak, aklın kalbin tasdik ettiği şekilde olduğunu ifade ediyorlar. Evet. Dolayısıyla bu grupların hepsi Kur'an'ın o geniş manasından kendilerine ihtiyacı olduğu nispetle manayı çıkartabiliyorlar. Evet. Hani daha önce bir semavi sofra, Maide-i Semavi'ye evet. geçmişti ya. Sofrada bir şey yoksa insanlar oraya niye gelsin ki? Dolayısıyla sofrada bir şey varsa çok değişik insan grupları gelir oradan istifade eder. İşte Kur'an'ın sofrasında hepsini doyuracak mana var. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ın ilmindeki camiyeti izah ederken şeriatın, hakikatin, tarikatın ilimlerine de cami olduğunu ifade ediyor.
Bu manayı nasıl anlamamız gerekir acaba? Evet. Tabii ilahi olarak hani duyuyoruz Yunus Emre'nin sözü. Şeriat, tarikat, yoldur varana, hakikat, marifet, andan içeri. Yani burada şeriat, tarikat, hakikat, bir de marifet. Bu gibi kavramlar özellikle tasavvufta daha çok nazara verilir. Yani şeriat işin ahkam yönü. Evet. Yani şu helaldir, bu haramdır. Kur'an-ı Kerim bu kuralları, hükümleri beyan ediyor. Bu şeriat. Evet. Öte yandan tarikat işin biraz daha derinliği. Yani bir özel bir yolla böyle Allah'a ulaşmaya çalışmak, daha çok kalp ayağıyla Allah'a ulaşmaya çalışmak, tarikatta yol manası var. Bir de hakikat, işin hakikatine ermek. Evet. Hakikata tarikatla da gidilir, tarikatsız da gidilir. Tarikatta hakikata ulaşma bir vesiledir. Peki bunları nasıl ayırt edeceğiz? Şöyle bir örnek veriliyor. Mesela elinizdeki kalem. Şeriata göre bu kalem senin. Parasını vermişsin. Kalem senin. Sorulsa benim dersin. Ama peki ben de kullanabilir miyim diye sorsam, bir tarikat terbiyesi almışsanız benim olması aynı zamanda senin demektir. Buyurun der ve bunu cömertçe takdim edersiniz. Ama böyle bir eğitim almamışsanız insan bencildir. Kalemi pek vermek istemez veya başka bir şeyi vermek istemez. Belli bir terbiyeyle bunu rahatlıkla verebilirsiniz. O zaman tarikat oluyor. Daha da ilerisi hakikat. Ne benim ne senin. Lehül mülk. Mülk Allah'ın. İşin hakikati. Yani bu her ne kadar görünüşte seninse de şu an sen kullanıyorsun. Yoksa hakikatte Allah'ındır. Böyle bir örnek verilir. Başka bir örnek yine anlama açısından. Mesela birisi bir başkasına tokat atsa, o da ona mukabeleyi bil misilde bulunabilir. Şeriatta bunun yeri var. Cezâ-u seyyiyetin seyyiyetün mislühe. Yani yapılan bir kötülüğe verilecek karşılık onun benzeriyle mukabelede bulunmaktır. Tokata tokat, göze göz, dişe diş, kısas meseleleri var ya. Bu şeriat. Tarikat noktasında ya sabır çekersin ve doğrudan mukabeleyi bil misilde bulunmazsın. Bu da bir tarikat terbiyesini gerektiriyor. Daha ilerisi ise hakikat. O da nedir? Yani her ne kadar evet bu vurdu, zulmetti ama ben bunun elinin fevkinde Allah'ın elini görebilmeliyim. Benim o kadar hatalarım var ki beşerin zalim eliyle bana kaderin adaleti var. Bu da işin hakikatine ermek. Bu gibi şeyler. Yani belki başka örneklerle de anlatılabilir de. İşte Kur'an-ı Kerim şeriatla ilgili meseleleri de anlatmış. Dinin ahkam yönünü. Tarikat tasavvufla alakalı kalbi tasfiyeye yönelik ihlas, samimiyet bu gibi şeylere yönelik esasları da anlatmış. Ama öte yandan diyelim bir isar hasreti ve yüthirûne alâ enfüsihim ve levkâne bihim hasâsa. Onlar kendileri muhtaç da olsalar başkalarını kendilerine tercih ederler. Evet. Yani normalde kişi kendi menfaatinin meşru takipçisi olabilir. Ama daha ilerisi başkasını kendine tercih etmek. Buna isar hasreti deniyor. Kur'an-ı Kerim işte hakikatin de ilimlerini bu şekilde kendinde cem etmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'i ciddi bir şekilde okuyan bir kimse şeriatı da öğrenir, tarikatı da öğrenir, hakikatı da öğrenir. Zaten marifete de ulaşmıştır. Evet, Allah razı olsun. Kur'an'ın camiyeti lafzında olduğu gibi, manasında, ilminde olduğu gibi mebahisinde de var. Evet. Yani bahisleri itibariyle de cami Kur'an. Bu da Kur'an'ın yine bir mucizevi boyutu. Evet. Kur'an'ın mebahisindeki camiyet deyince bunu nasıl izah edebilirsiniz? Evet. Kur'an'ın konularındaki camiyet. Yani evet. Kur'an-ı Kerim tek bir konu üzerine gitmiyor. Diyelim ki birisi futbolla ilgili kitap yazmıştır. Orada sadece futbol var. Doğru. Birisi sevgiyle ilgili bir şey yazmıştır. Orada sadece sevgiyle ilgili meseleler var.
Birisi yiğitlik destanı yazmıştır. Orada sadece yiğitlikle ilgili şeyler var. Evet. Daha genelde hani belli bir konuda gidilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de çok cami konular var. Ve hayatın hemen her alanından bir şeyler Kur'an-ı Kerim'de bulmak mümkün. Burada metin üzerinden biraz gidecek olursak, evet. Mesela neleri nazara veriyor? İnsan ve insanın vazifesi, insanın yaratılışı, Hazreti Adem'den tutun, her bir insanın ana rahmindeki yaratılışına kadar. Kainat ve Halık-ı Kainat'ın, arz ve semavatın, dünya ve ahiretin, mazi ve müstakbelin, ezel ve ebedin külli mebahislerini cem ediyor. Evet. Yani kainatı anlatıyor, kainatı yaratan zatı anlatıyor. Semavatla ilgili bahisler var, arzla ilgili bahisler var. Geçmişle alakalı bahisler var, gelecekle alakalı bahisler var. Bunların tabii her biriyle alakalı uzun açıklamalar yapılabilir. Mesela Kur'an'da diyelim ki insanın yaratılışı, böyle bir üst başlık attığınızda bunun altında onlarca ayet-i kerimeyi değerlendirebilirsiniz. Evet. Sonra nutfeden halk etmek ta kabre girinceye kadar. Yani ana rahmindeki merhaleleri Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Hem de çok dikkat çekici şekilde anlatıyor. Evet. Mesela fi zulümâtin telâs diye, üç karanlık içinde. Allah sizi bir yaratılıştan başka bir yaratılışa, üç karanlık içinde analarınızın karnında yaratıyor. Mesela buradaki üç karanlık günümüz ilimleri açısından da, embriyoloji ilmi açısından çok dikkat çekici bir ifadedir. Ve bunun ilimde karşılığı var. Evet. Öte yandan yemek, yatmak adabından ta kaza ve kader mefaslerine kadar. Yani yerken içerken nelere dikkat edeceğiz? İşte yiyin için ama israf etmeyin. İbn-i Sina bunu çok harika bir şekilde açıklamış. Tıbbı iki kelimeyle cem ettiğini söylüyor ve bu ayetin ışığında söylenmiş olan şeyler. Evet. Yediğin zaman az ye, işte aradan 4-5 saat geçmeden yeme. Bunları ayete dayanarak anlatıyor. Sonra yatmak adabı. Mesela çocuklar annelerinin, babalarının bulunduğu odaya rastgele girebilirler mi? Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı hükümler var. Yani rastgele girmemeleri gerekir. İzin alıp o şekilde girmeleri gerekir. Kur'an-ı Kerim bu işin adabını da anlatıyor. Yani mahremiyet meseleleri. 6 gün hılkati alem. Alemin 6 günde yaratılışı. 6 gün, 6 merhale, 6 devir o anlamda açıklanmıştır. Evet. Ta ve zâriyât vel mürselât kasemleriyle işaret olunan rüzgarların esmesindeki vazifelerine kadar. Cenab-ı Hak bunlara yemin ediyor. İşte zâriyât, mürselât bunlar rüzgarlarla alakalı genelde değerlendirilmiş tefsirlerde. Evet. Kur'an-ı Kerim rastgele eser görülen rüzgarların aslında Allah'ın estirdiği canipten estiğini bize yeminle anlatmış oluyor. Evet. Çünkü herhangi bir şeye yemin edilmişse daha dikkat çekicidir. Evet. Rüzgarların da rastgele esmediğini bu ayetlerle bize anlatıyor. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Bunlar da kaderle alakalı değerlendirebileceğimiz ayetler. Mesela Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Birinin meali. Diğeri de Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yani her ne kadar insan faili muhtar olsa da kaderinde bir hükmü var. Evet. Her insan her dediğini yapamayabilir ve böylece bir takım durumlarla karşı karşıya kalabilir. Bu gibi bahislere kadar. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِ Yani semavat Allah'ın elinde dürülüdür. Maşallah. Bu da ilahi azameti bildiriyor. Yani semavat sınırlarını bilemeyeceğimiz kadar geniş. Ama kıyamette Allah'ın elinde dürülü, mecazi bir ifade. Onun kabzasında. Yani konular baktığınız zaman mikro alemden makro aleme, hepsi, ezelden ebede kadar hepsi var. Uzanıyor. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ Burada da yeryüzünde işte Cenab-ı Hakk'ın hurma gibi, üzüm gibi ağaçları, bunlardan meydana gelen bahçeleri
yaratması. İzâ zülziletil ardu zilzâlehâ. Bu da yeryüzünün büyük bir depremle sarsılması. Evet. Kıyametin depremi. İşte Marmara depremi gibi veya Erzincan depremi gibi veya Çin'de meydana gelen deprem, büyük deprem gibi. Öyle bir deprem değil. Bunlardan çok daha büyük bir deprem. Kıyametin depremi. Ta ona varıncaya kadar. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. Burada da semanın duhan halindeki hali. Yani bir zamanlar sema, şöyle düşünün tabiri caizse, ana rahmindeki bebek gibi. Ana rahmindeki bebek tam şekillenmiş değildir. Et parçası. Bir zamanlarda sema duhan, duman halindedir. Yani henüz daha sistem kurulmamıştır. Güneş orada pırıl pırıl parlamamaktadır. Yıldızlar her biri yerlerine yerleştirilmemiştir. O zamanı da anlatıyor. Onları anlatıyor. Ve ta duhanla inşikakına ve yıldızların düşüp hadsiz fezada dağılmasına kadar. Kıyamet. Duhan, Duhan suresi var. Ve kıyamet hengamesinde يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ mubin. Orada duhan, duman kelimesi geçer. Semayı duman kaplayacak. Artık nasıl bir dumansa, yani başlangıçta da bir duman var. Yani sema henüz duhan halinde, duman halinde. Ama kıyamet koptuğunda da yine bir duhan hali, duman hali yaşanacak. Yani toz duman birbirine karışacak. Yani bu gibi şeyler. Ve yıldızların düşüp hadsiz fezada dağılmasına kadar. Yani yıldızlar şu anda yerlerinde ve nizam, intizam tamam. Ama nasıl ki deprem olduğunda her şey dağılıyor, dökülüyor. Evet. Koca sema, semadaki yıldızlar, işte semanın yarılması, yıldızların böyle nasıl ki tesbihin ipi koptuğunda her biri bir tarafa dağılıyor. Onların da fezada dağılıp gitmeleri ve dünyanın imtihan için açılmasından kapanmasına kadar. Yani dünya imtihan için açılmış mı? Evet, açılmış. İmtihan devam ediyor. Peki hep böyle mi devam edecek? Yok. Gün gelip kapanacak. Sınav bitti denilecek. Bakın felsefe bu noktada bu dünyada bu hareketlilik neden? Herhangi bir cevap veremiyor. Gün gelip bitecek mi? Bir şey diyemiyor. Ahiret diye bir hayat var mı? Bir şey diyemiyor. Bütün o konularda Kur'an-ı Kerim çok net bir şekilde işin hakikatini bize anlatıyor. Ahiretin birinci menzili olan kabirden, sonra berzahtan, haşirden, köprüden tut, ta cennete, ta saadet ebediyeye kadar. Demek ki kabir ahiretin birinci menzili sayılıyor. Artık dünya değil ya, böyle olunca berzah. Başka bir aleme geçiş. Devamında berzah. Ben kabirle berzah arasını şöyle ayırıyorum. Kabir, cesedin bırakıldığı yer, berzah, ruhun gönderildiği yer. Yani bu ayrımı yapmazsak insan biraz karıştırabilir. Evet. Sonra haşir, yani insanların mahşer meydanında toplanması. Köprü, sırat köprüsü. Ta cennete, ta ebedi saadete kadar. Kur'an adeta cennetin bahçelerinde bizi gezdiriyor. Tasvirleriyle, anlatımlarıyla. Evet. Ve mazi zamanının vukuatından, Adem'in hılkati cesedinden, iki oğlunun kavgasından, ta tufana, ta kavmi firavunun garkına, ta ekser enbiyanın mühim hadisatına kadar. Geçmiş zamanın vukuatı, yani mazi, geçmiş zaman bizim için aslında karanlık bir devirdir. Evet. Yani şu anda gerçi kayıt imkanları var. Nerede ne oluyor kayıt altında. Ama eskiden bu imkanlar yoktu. Böyle olunca diyelim 2000 yıl öncesinin tarihi belgeli bir şekilde bize tam gelmiş değildir. Karanlık devirdir o devirler. Hele bir 5000 yıla gidecek olsak daha da karanlıktır. Evet. Duvarın ötesi. Ancak tahminlerde bulunabiliriz. Ama Kur'an-ı Kerim Hazreti Adem'in yaratılışını anlatıyor. İki oğlunun birbiriyle kavgasını anlatıyor. Şu anda o Adem'in iki oğlu iki zümre halini almış. Evet. Kabil, Habiller Abi. Tarzında. Bunların devamı. Bütün bunlar yine anlatılıyor. Ve tufan olayı gibi dünyayı ilgilendiren bir olay.
Firavun'un kavminin gark olması, suda boğulması ve diğer ekser enbiyanın mühim hadiselerine kadar Kur'an-ı Kerim anlatmakta. Öte yandan Elestü bi Rabbikum, ben Rabbiniz değil miyim? Cenab-ı Hak ruhlarımıza sormuş, ruhları yarattığında ve ruhlarımız bela ile cevap vermiş. Yani evet, sen bizim Rabbimizsin. Ta bizi oraya götürüyor. Ne zamandan beri Müslümansın denilse kalü beladan Müslümanım denilir. Evet. Ve vucuhun yevme izin nadira ila rabbiha nazira. Bu da diğer alemde rüyetullahı anlatıyor. O gün bazı yüzler parlaktır. Rablerine nazar eder. Allah'a nazar ederler. Ve böylece hem bir yanda ezel, öbür tarafta ebed gibi, bir yanda dünya, öbür yanda ahiret gibi, hem arz hem sema, bu tarzda hem de ikili anlatım sistemiyle Kur'an-ı Kerim meseleleri enine boyuna anlatıyor. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'de muazzam bir konu zenginliği var. Yeknesak değil, birkaç konu üzerine değil. Hayatın hemen her alanından, bizi ilgilendiren hemen her konudan Kur'an-ı Kerim'de bahisler var. Ve bu şekilde biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda mebahisindeki, yani konularındaki camiiyeti görebiliyoruz. Evet. Peki Allah-u Teala'nın bunlardan bahsetmesi ne şekilde? Ya yani bir insan bir kitap yazdığında veya bir bina yaptığında veya ressamsa resim yaptığında kendi eseriyle alakalı çok rahat konuşur. Şunu şöyle yaptım, bunu böyle ettim. Doğru. İleride şunu şöyle yapacağım. Bu zaviyeden baktığımızda Allah-u Teala'nın ezelden ebedden, dünyadan ahiretten, geçmişten gelecekten bahislerde bulunması gayet makul gelir. Doğru. Yani işte yapan bilir, bilen konuşur. Allah kendi icraatını anlatıyor. Ama bize bakan yönüyle biz mazi canibinde, Hazreti Adem yaratıldığında biz orada değildik. Nereden bilelim nasıl yaratıldı? Ama Kur'an bize anlatmış. Öte yandan Nuh tufanında olayın şahitleri değiliz. Evet. Kur'an bize anlatmış. Firavun ve askerleri Kızıldeniz'de gark olurken biz bunu canlı yayında CNN'den vesaireden izlemiyorduk. Bilmiyoruz. Ama Kur'an bize anlatmış. Anlatıyor. İleride kıyamet kopacak. Henüz daha olmamış. Ama olmuş gibi Kur'an bize anlatıyor. Kabirlerde hayat, işte berzah hayatı ve min veraihim berzahun ila yevmi yub'asun gibi, bu gibi ayetlerle Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Ve Kur'an'ı okuduğumuzda çok muazzam bir konu zenginliğiyle karşı karşıyayız. Ve o konu zenginliği de Kur'an'ın en önemli mucizelik yönlerinden bir tanesi. Evet, Allah razı olsun. Kur'an'ın mebahisindeki camiyeti harikayı anlatırken Bediüzzaman Hazretleri zemin için, yeryüzü için temaşagah sanatı ilahiye ifadesini kullanıyor. Ayrıca mescit, ayrıca zikirhane diyor. Evet. Bu tavsifler tabii çok orijinal ifadeler. Bunu nasıl anlamalıyız bundan? Evet. Yani yeryüzünün bir mescit olması çok dikkat çekici bir ifade. Bu hadise dayanıyor. Hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Cu'iletliyel ardu mescide. Yeryüzü bana bir mescit kılındı. Evet. Ümmetimden herhangi bir fert dilediği zaman namaz vakti geldiğinde işte yeryüzünde herhangi bir yerde namazını kılabilir. Kılsın. Öyle buyuruyor Peygamberimiz. Evet. Daha önceki ümmetlerin belli namaz kılma ibadet yerleri varmış. Bizde ise temiz olmak şartıyla yeryüzünün tamamı mescit. Bu bir yönü. Başka bir yönü ise secdeden bahseden ayetler var. Göklerde ve yerde ne varsa bunların hepsi Allah'a secde eder. Böyle olunca aslında gökyüzü de bir mescittir. Orada da meleklerin secdesi var. Oranın varlıklarının secdesi var. Yeryüzünde de bitkiler, ağaçlar, dağlar, taşlar, bunların da her birisi bir secde halinde. Secde derken boyun eğmek. Secdede bir boyun eğmek vardır. Yani her birisi Allah'ın emrine boyun eğmiştir. Bu zaviyeden baktığımızda yeryüzü koca bir mescittir. Ve o koca mescitte
secde yapanlardan biri de insandır. Ama insanın dışında diğer varlıklar da ibadetini Allah'a takdim etmektedir. Öte yandan bir zikirhane her şeyi Allah'a zikrediyor. Evet. Her şeyi Allah'a tesbih ediyor. Bu açıdan işte gece böyle değişik böceklerin çıkardığı sesler, gündüz değişik kuşların çıkardığı sesler yeryüzünü doldurmuş vaziyette. Ve bunlar fıtri zikir sesleridir. Onlar Evet. kendi dilleriyle Allah'a zikirlerini takdim ediyorlar. Bir de bir temaşagah, yeryüzünün temaşagah olması. Allah-u Teala en antika sanat eserlerini yeryüzünde sergiliyor. Evet. Bunu ilimler aracılığıyla aslında biz daha iyi anlıyoruz. O da nedir? Her bir ilim kendi alanında yeryüzünü seyir ve temaşa eder. Yani ne gibi? Bize göre bitkinin yaprağı yeşil bir şeydir faraza. Ama ilgili bilim alanı onu incelediği zaman o bir kitaptır. Ve işte elektron mikroskoplarla incelemeleri yapılıyor. Orada hareketler var. O açıdan bakıldığı zaman hakikaten bir temaşagah. Her bir varlık temaşagah. Gördüğümüz, görmediğimiz neler varsa bunların her birisi ibretle seyir ve temaşa ediliyor. Evet, Allah razı olsun. Hocam yine Kur'an'ın mebahisindeki yani konularındaki camiyeti anlatırken Bediüzzaman Hazretleri şu ifadeyi kullanıyor bir yerde. Tılsım-ı kainatı keşfedip alemi ışıklandıran beyanı Kur'an şemsi ezeli'den başka kimin nuru olabilir? Evet. Kainatın tılsımını keşfeden Kur'an-ı Kerim diye Kur'an-ı Kerim'i tavsif ediyor. Kainatın tılsımı derken? Bu tılsımı kainat çok yerlerde geçiyor. Sadece evet, burada da değil. Evet. Bunu izah edebilir miyiz? Mısır hiyeroglif yazıları var. Asırlarca insanlar o yazıları seyretti. Ama buradaki yazılar ne anlatıyor? Çözülemedi. Derken bir bilim adamı bunun harflerini çözebildi netice itibariyle ve oradan düzgün cümleler çıktı. Bu o yazıların tılsımıydı. Evet. Ve siz eğer o harflerin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız sadece seyredersiniz. Ama öğrendiğiniz zaman artık tılsım çözülmüştür. Ona göre rahatlıkla okursunuz. Kainat muazzam bir sembol kitabı. Muazzam bir sembol kitabı. Peki bu varlıklar nedir? İrili ufaklı varlıklar nedir? Ne vazife görüyorlar? Nereden gelip nereye gidiyorlar? İnsan itibariyle necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Bütün bunlar aslında bir muamma, bir tılsım. Filozoflar bunu çözmeye çalışmışlar. Evet. Ama tam da çözememişler. Kendilerini de tanıyamamışlar. Alemi de tanıyamamışlar. Alemlerin Rabbini de tanıyamamışlar. Nereye gidiyorsun, güzergahın ne olduğunu çözememişler yine. Ama Kur'an-ı Kerim'e bu açıdan baktığımızda, Kur'an-ı Kerim çok rahat bir şekilde kainatın tılsımı nedir, kainattaki varlıklar ne vazife görüyor, kainat içinde insanın görevi nedir, nereden gelmiş, nereye gidiyor, çok net ifadelerle bize bunların cevabını anlatıyor. Evet, Allah razı olsun. Konumuzla alakalı olarak son cümlelerde bir tabir kullanılmış. Hı hı. Cenab-ı Hakk'a atfen Şems-i Ezeli diyor. Evet. Bediüzzaman Hazretleri. Bu ne demektir? Böyle bir tabir kullanılabilir. Şems-i Ezeli ezel güneşi demek. Tabii soruyu sorarken de kullanılabilir mi? Hani Bediüzzaman kullanmış. Evet. Ya böyle şey olur mu? Biz yaptık olduğu gibi. Böyle de belki hatıra gelebilir de. Bu biraz nasıl desem tartışmalı bir konu. Evet, Allah hakkında Allah hakkında bu gibi mecazi ifadeler kullanılabilir mi? İşte bazı alimler kullanmamayı tercih etmiş. Velillahil esmaül husna fed'uhu biha. Yani Allah'ın esmaül husnası vardır. Bunlarla ona dua edin. Allah'ı bununla bu isimlerle çağırın. Bu isimler içinde Şems-i Ezeli diye bir isim yok. Yok.
Dolayısıyla ayetin zahirine göre düşündüğümüzde dememiz uygun değil. E peki bu ayeti ben biliyorum, Bediüzzaman bilmiyor mu? Elbette biliyor. Demenin mahsuru var mı yok mu tartışmaları bilmiyor mu? Elbette biliyor. Ulemanın zaten önemli bir kısmı da Cenab-ı Hakk'ın şanına nakısa vermeyecek, bilakis kemalini ifade edecek ifadelerle onu tavsif etmek caizdir demişler. Dolayısıyla Allah nurdur. İşte Allah nuru semavati vel ard, göklerin ve yerin nuru diye ayette ifade ediliyor. Nur Esma-i İlahiye'dendir. Evet. Ve alemi tenvir etmesi, işte semayı meleklerle tezyini, yeryüzünü çiçeklerle süslemesi gibi, insanın kalbini ilimle, hikmetle süslemesi gibi, bunun çok yönlü açıklamaları var. Ve biz Şems-i Ezeli ifadesinden, yani bunu bir pencere gibi görelim. Malum pencere olmasa uzakları seyredemeyiz. Doğru. Ve mekan bizi daraltır. Ama pencere çok ilerilere bakmamıza vesile olur. Kelimeler de bir pencere görevi görür. İşte Şems-i Ezeli dediğimizde ezel güneşi. Yani haşa Allah güneş değildir. Ama Şems-i Ezel, ezel güneşi. Hiçbir şey yok, o vardı. Ve ışık varsa eşya görülüyor. Işık olmadığında hiçbir şey görülmüyor. İşte evet. Eşyaya vücut vermek. Çünkü ışık bir yönüyle eşyanın vücut sahasında görülmesine vesile olmuş oluyor. Bütün bu gibi manaları Şems-i Ezeli ifadesinde yakalamış oluyoruz. Dolayısıyla böyle bir ifade Allah'ı güneşe benzetmek değil. Velillahil meselül âlâ. O zaviyeden bakmak lazım. En âli mesel Allah içindir. Ve Risale-i Nur'da da Cenab-ı Hakk'ın alemdeki tasarrufu, bir anda her şeyde icraatta bulunması gibi manalar anlatılırken daha çok güneş misaliyle de anlatılır. Evet. Onlarla beraber düşündüğümüzde böyle demek caizdir. Ama ibarenin zahirine takılıp kalmak değil, onu bir pencere gibi görüp oradan ilerlere bakmak lazım. Evet, Allah razı olsun. Sorularlı Sözler programımızın değerli takipçileri, bugünkü programımız burada sona erdi. İnşallah bir takip programımızda tekrar görüşmek üzere.